İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Meteorolojiden Batı Ermenistan'ın bazı bölgeleri için sel uyarısı. Batı Ermenistan'ın Buenos Aires'teki Fari Konsolosu Guillermo Karamanyan, Ermeni Entegrasyonu adlı radyoya verdiği röportaj. Bugün Ermenistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlık bildirgesinin kabul edildiği gün. Artsakh'ın Muşkapat köyüne doğal gaz gerekiyor. Lynn Tracy, Artsakh Dağlı Karabağ'ın statüsü sorunu henüz çözülmediği için ihtilaf çözülemiyor. Batı Ermenistan'ın Ararat Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı. Portasar Göbekli Tepe'deki son keşifler ne anlama geliyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Batı Ermenistan'ın Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Yerzinka, Erzincan, Ağrı, Garin, Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek oluşabilecek sel, su baskını ve yıldırımlara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı. Ayrıca gök gürültülü sağanak yağışların saat 11-19 arasında etkili olmasının tahmin edildiği belirtildi. Batı Ermenistan'ın Arjantin Fahri Konsolosu Guillermo Karamanyan, 22 Ağustos'ta Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yayın yapan Entegrasyon Armenia adlı radyoda Oscar Miguel Lomlomcian ile İspanyolca bir röportajda bulundu. Röportajı İspanyolca olarak aşağıdaki bu linkten dinleyebilirsiniz. Ermenistan Cumhuriyeti Yüksek Konseyi bağımsız bir devlet kurma sürecinin başladığını ilan eden ilk toplantısında bağımsızlık bildirgesini 23 Ağustos 1990'da kabul etti. Bildirgenin kabul edilmesinden hemen sonra 24 Ağustos'ta Ermenistan bağımsızlık bildirgesine dayanarak Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Yüksek Sovyeti Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin adını Ermenistan Cumhuriyeti olarak değiştirmeye ve yürürlükte olan 12. toplantının Yüksek Konseyi'ni Ermenistan Cumhuriyeti'nin ilk toplantısının Yüksek Konseyi olarak kabul edilmesine karar verdi. Yaklaşık bir yıl sonra 21 Eylül 1991'de Ermenistan Yüksek Sovyeti Sovyetler Birliği'nden ayrılmaya ve bağımsız bir devlet kurma konusunda karar verdi ve referandum düzenledi. Bağımsızlık oylamasına Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarının %94.99'u evet dedi. Bildirgenin 11. maddesi Batı Ermenistan'a atıfta bulunmaktadır. Ermenistan Cumhuriyeti 1915'te Osmanlı Türkiye'sinde ve Batı Ermenistan'da Ermenilere karşı uygulanan soykırımın uluslararası olarak tanınmasını desteklemektedir. Artsakh Cumhuriyeti Mardoni bölgesinin Muşkapat köyü muhtarı Ruben Musayelyan yaptığı açıklamada köyün 270 nüfusa sahip olduğunu ve savaştan sonra herkesin köyüne geri döndüğünü ifade etti. Ruben Musayelyan yaptığı açıklamada köydeki durumu, Şuşi'den bir aile köye yerleştirildi. Bir ev şu anda yenilendi ve iki ev ise yerinden edilmiş ailelere sağlanmak için yenileme çalışmaları devam ediyor. Aralık ayında yeniden açılmış okulumuzun 43 öğrencisi var. Anaokulumuz yok ama okul öncesi yaşta 35 çocuğumuz var. Köyde bir köy merkezi, sağlık ocağı, 160 kişilik bir kulüp, gerekli literatürle donatılmış bir kütüphane bulunmaktadır. Düğün salonumuz yok. Köyde 217 yılında devletin desteği ve bir hayırseverin yardımıyla restore edilen 17. yüzyıldan kalma Surp Asmadazin Kilisesi var. Elimizdeki imkanlarla köyler arası yolları döşedik ama sel başlayınca yürümek bile imkansız olacak. Yazın su sorunu yaşıyoruz. 6 gündür suyumuz yok, akarken de yarım saat su alıyoruz. Köyde elektrik mevcut, doğalgaz sağlanmamış ancak ihtiyacı hissediliyor diyerek anlattı. Köy muhtarı, nüfusun büyük kısmının hayvancılık, tarım ve çiftçilikle bazılarının da arıcılıkla uğraştığını kaydetti. Köyde 100 arı kovanı bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Lynn Tracy, Artsakh Dağlı Karabağ'daki son savaşın sonuçlarının üstesinden gelinmediğini ve çatışmanın çözülmediğini düşünüyor. Çünkü Artsakh Dağlı Karabağ'ın statüsü henüz belirlenmiş değil. Lynn Tracy, Sinik bölgesinde gazetecilere verdiği demeçte şöyle konuştu. Minsk grubunun eş başkanı olarak gerilimi azaltmaya ve olayların ortadan kaldırılmasına çalışacağız. Böylece savaş sonuçlarını ve diğer meselelerin nihai çözümünü düşünmek
mümkün olabilecek. Güvenlik ve sınır olaylarına ilişkin konulara değinen Büyükelçi Tracy, bunlar hakkındaki görüşlerini birkaç kez dile getirdiğini, ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın da konuyla ilgili açıklamalarda bulunduğunu ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Yerevan Büyükelçisi Lynn Tracy, çok iyi biliyorsunuz ki Temmuz ayında olayların gerçekleştiği Giharkunik bölgesinin sınır bölgelerinden birini ziyaret ettim. Şiddetin bir an önce sona ermesi için gerilimin azaltılması çağrısında bulunduğumuzu açıkça belirtmek isterim, dedi. Büyükelçi, özellikle siviller çatışmanın ortasında bulundukları için bu sorunların çözümünün son derece önemli olduğunu vurguladı. Batı Ermenistan'ın en yüksek dağı olan Ararat Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı. Ararat Dağı'nın zirvesini beyaza bürüyen kar yağışının ardından Iğdır kent merkezinde de hava sıcaklığında hissedilir bir düşüş yaşandı. İlk karın düşmesi ile vatandaşlar kış hazırlıklarını da hızlandırdı. Her geçen yıl ünü duyulan Batı Ermenistan'daki Portasar Göbekli Tepe, 1 Temmuz 2018'de UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edildi. BBC'den seyahat yazarı Andrew Curry'e göre, son birkaç yılda Portasar Göbekli Tepe'deki yeni keşifler ve daha önceki kazıların sonuçlarına daha yakından bakıldığında, Schmidt'in ilk yorumlarının alt üst olduğu görülüyor. Merkezi yapıyı koruyan gölgeliğin temel kazma çalışmaları sırasında arkeologlar Schmidt'in kazdığı derinlikten daha aşağılara inmek zorunda kalmıştı. Schmidt'in yerini alan Dr. Lee Kler yönetimindeki Alman Arkeoloji Enstitüsü ekibi büyük anıtsal yapıların zeminlerinin birkaç metre altında evlerin ve sabit yerleşim alanlarının olduğunu gördü. Bu bulgular tarih öncesi dönemin yeniden yazılması anlamına geliyor. Zira Portasar Göbekli Tepe sadece özel ritüeller için bir araya gelinen izole bir tapınak değil. Merkezinde özel yapıların bulunduğu büyüyen ve gelişen bir köydü. Ekip tepede su ihtiyacını karşılayan büyük bir sarnıç ve yağmur suyunu toplamada kullanılan kanalların yanı sıra yulaf lapası ve bira yapımı için tahıl işlemede kullanılan binlerce öğütme aleti tespit etti. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agung adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Kış Kına Odar adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.